Gözün aydın Pala. Yusuf'tan mektup var. Esrah mı deniyor Mıktar? Esrah be Pala. Yala borcum mu var sana? İnanmasan bak. Bana ne veriyorsun be Mıktar? Benim okumam yazmam mı var? Açıver de şu mektubu okuyuver gari. Açam açam da patlat bakalım şu çayları. İstediğin çay olsun be Mıktar. Oğlum Hasan. Buyur Pala dayı. Mıktardan ikimize okkalı iki çay getir be, içiverem gari. Tamam Pala dayı, hemen. Pala, ayıp olmuyor mu? Bir muhta olan ikiniz baş başa çay içeceğiniz. Bak ondan mektup gelmiş, biz burada neyiz? Oğlum Hasan, hepimize yapıyor çayları. Tamam Pala dayı. Sivrikaya, Sivrikaya Hazal'ımı ver bana, saklama Hazal'ımı ver bana, ver, Sivrikaya, ver. Babacım, bana bir ay erken terhis vuruverdi. Vatanı görevimi hayırlısıyla bitiriverdim. Siz bu mektubu aldıktan birkaç gün sonra köyde olurum inşallah. Ayşe kadın, oradan bir okkalı bir kahve yap da getiriver bakayım bana. Şevket ağa, buyur kayfeni. Eyvallah Ayşe kadın. Kahya, şu traktörü yanaştırıver de pulluğu söküverem. Tamam ağam. Öksürük, ne zıplayıp duruyor Pala oğda? Ne olacak? Yusuf bitirmiş askerliğini de geri veriyormuş, ona seviniyor. Senin oğlan ne zaman geliyor hayırlısıyla askerden? Bizimkinin ta 3 ay kadar var herhalde. Kıbrıs'taydı değil mi? E ya, Kıbrıs'a. Selamün aleyküm ağalar. Aleykümselam öğretmen. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yusuf'un haber var mı? Yok kız. En son 15 gün önce mektup yazıverdi dedim ama henüz ondan cevap gelmedi. Bakarsın mektup yerine kendi çıkar geli. Keşke şöyle bir aniden çıkıp geliverse de bir boynuna ben de bir sarılıversem. Ah Zeynep, nasıl özledim biliyor musun? Ah kızım, senin gene yolunu beklediğin biri var. Ben ne yapayım? Öyle deme kız. Sen de evde kalmış kızlar gibi konuşuveriyorsun. Daha yaşın kaç, başın kaç Allah aşkına? Geç sen dalganı, geç. Selamünaleyküm Sadıç. Hayırlı işle. Aleykümselam Pala Recep. Sadıç, sağ bir tamir için sepet getirdim. Çarşı sepetim yok. Bir bak bakalım Sadıç'ım. Yav bırak, bunun gali hiç kullanılacak yeri kalmamış yav. Ben sana verem bir tane sepet. Kullan, kullanabildiğin kadar kullan. Sadıç, Allah senden razı olsun. Attım gitti. Gazeteleri al Hasan. Sağ ol kaptan. Hayırlı yolculuklar. Hadi iyi günler. Nazlı. Bırak kolumu. Bu sana son ikazım Nazlı. Ya güzellikle ya zorla benim olacaksın. Yusuf'un yaşaması sana bağlı. Utanmıyor musun ilk sevdalıyı birbirinden ayırmaya? Yürü kız yürü. Bir de durmuş Yusuf'un bu deliği dinle. Yusuf'un yaşaması sana bağlı Nazlı. Bunu kafana sok. Bak bak, gördün mü? Öyle yapacaksın. Nasıl deli geliyor. Deli 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 deli. Hazırı buldun mu deli 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 deli. Hazal'ımı görüverdin mi? Hazal'ım Sivrikaya'da biliyorsun ha. Git işine. Hazal'ımı gördün mü? Mehmet, deli aşık mı diyorlardı bu zavallıya?
Aynen öyle öğretmen bey. Nedir bunun hikayesi? Geçen gün Dursun amca bahsetmişti. İntihar mı etmiş, ne sevdiği? Vallahi öğretmen, sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Ben o sıralar şehirdeydim, pek bilmem onu. Ha, Rüstem geldi öğretmen bey. O bilir işin aslını şimdi. Neyin aslını biliyormuşum, deyme bakayım. Aşığın hikayesini sordum da Mehmet'e. Ha, o mu? Anladı verem öğretmen, anladı verem. Meyrem, seni nasıl evlendireceğiz kız? Aman, bir isteyen olur be ana. Oğlu oğlu, tuşusu kuracak halleri yok ya. Aslında çok isteyenim vardı, ben gitmiyorum. Kaç kişi kız seni isteyen, Allah aşkına bir deyiver. Kesin bütün günün çocukları bunun kapısına dikilmiştir zaten. Kızım başka laf mı bulamadınız, beni çekiştiriyorsunuz. Üzülme be kızım, üzülme. Sen de bir isteyen olur be elbet. Meryem, kız kör olmaya sıcağı. He ana, he. Gel kız çabuk buraya, bir sürü iş güç var. Oturmuş çekilip çitliğe veriyorum. Hadi kızlar, görüşürüz. Çok değer, 20-25 senelik bir mevzu bu. Bu aşık o zamanla çobanlık yapıyordu. Bu topallan Kamil de köyün varlıklı ailelerinden. Hazal isminde bir güzel kızı vardı. Davul bile dengi dengine demiştir emme. İki gönül bir olunca dinliyor mu? İkisi de deli gibi birbirini sevmişler bunlar. Hazal, ben sana demedim mi Osman'a bakmayacaksın diye. Yürü, yürü git. Ne bir şey vermem ben o adama. Ben sana soracağım, soracağım. Ah Hazal'ım ah. Hazal, az kaldı. Babam çobana kızımız vermem de iyi Osman'ım. Ama ben ölürüm de başkasına varmam. Kendimi öldürürüm, yine de varmam. Ben ne yaparım sonra sensiz Hazal'ım? Babam vermese de kaçıracağım ben seni. Ben sana Osman'a bakmayacağım demedim mi? Ah, vurma baba. Koskoca topallan Kamil'in kızı köyün çobanına mı kaldı? Sen de bağıracağım Osman'a. Ben başkasına bağırmam, canıma kıyarım. Yine de bağırmam. Sen yoksan ben de yok. Osman'ım, sana yar olmazsam kimseye yar olmam. Biz de seninle bu gayada buluşacağız Osman'ım. Osman! Hazal! Hazal! Hazal'ım! Hazal! Uyumağa mı geldin kız? Uyumağa mı geldin sen? He? Gaye'ye uyumağa mı geldin sen? Hadi kalk. Hadi kalk gidelim. Hazal. Hazal. Hazal Gaye'ye uyumaya gelmiş. 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 Asıl adı Osman'dı. O günden bu yana köy halkı deli aşık der durur buna. O da o gündür bugündür Sivri Kaya'nın Hazal'ını sakladığını, geri vereceğini zanneder durur zavallı. Sağdan soldan yiyecek, yiyecek, ne bulursa alır götürür, Sivri Kaya'nın dibine bırakır gelir. Her gün orada, hiç çıkmadığı gün yoktur oraya. Öyle aşklar kaldı mı Rüstem abi? Orasını bilemezsin öğretmen. İki gönül bir olunca
Bu dünyada ne hazallığa ne aşıklığa geçe. Rüstem ağam, Palo'nun keyfine değecek yok bugün. Yusuf bu ne geliyormuş askerden. Bugün çayla bedava onun kayfeden. Sana müşteri filan gelmez. Sağlık olsun be Mehmet. Yeter ki Yusuf gelsin. Özledik biz de keretayı. Yusuf mu geliyormuş Kanali? Yanlış duymadım değil mi? Vallahi ben de bilmiyorum ama arkadakiler öyle konuşuyor. Siz onu o zaman otura koyun burada. Benim bu haberi Rıza'ya iletmem lazım. Rıza için önemli haber bu. Nazlı! Nazlı! Kolay gele Nazlı. Hoş geldin gel. Hoş bulduk Nazlı, hoş bulduk. Anan evde mi? Sana diyeceklerim var. Yok, Ümman yengeye gitti de hayırdır kız, ne değil? Hayır, hayır. Yusuf birkaç güne askerden geliyormuş. Ne? Yusuf mu geliyormuş dedin? Sen mi diyorsun Zeynep? Nereden duydun kız? Selim'e yengeler oturuyordu kapıda da onlardan duyverdim. Ah be Zeynep. Başımda bu Rıza delisi varken sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum valla. Boş ver kız Rıza'yı. Sen Yusuf'u göreceksin ya. Meryem. Ne örüyorsun kız burada? Yusuf birkaç güne askerden geliyormuş. Ona haber verdim Nazlı'ya. Esah mı diyorsun? Esah diyorum kız. Sana mühim bir haber getirdim Rıza. Hayırdır Kahya? Neymiş bu mühim haber? Deyime bakayım. Yusuf askerliğini bitirmiş. Birkaç güne döner de yola. Görüyorsun değil mi baba? Ha bugün de ha yarın da Nazlı isteyeceksiniz. Yusuf askerden geldi hala isteyeceksiniz. Bakalım Rıza. Oğlum hemen derlenme. Derlenmesin mi baba? Köyün en güzel kızını ben dururken Yusuf mu alacak? Kaçtır isteyeceğim diyorsun. Aha da Yusuf geldi. Daha Nazlı isteyeceksiniz. Gene de isteriz oğlum. Yusuf gelmeden biter o iş. Meraklanma. Ben paşadan Şevket Ağa isem... Nazlı da benim gelinim demektir. O halde Seyit'le hemen haber gönderiver Rüstem ağama. Yusuf gelmeden bu iş bitmeli baba. Seyit oğlum Seyit. Buyur ağam. Tez git Rüstem'e haber ver. Şevket ağam bu akşam size görücü gelecekmiş diye ver. Hemen ağam. Emrin olur. Hı. Bırakmayacağım. Alacağım azalı. Alacağım azalı, bırakmayacağım. Alacağım. Rüstem ağam, Rüstem ağam. Hayırdır Seyit? Hayırdır ağam, hayırdır. Bir bak hele. Buyur Seyit. Şevket ağam sana haber ulaştırmamı istedi. Akşama Nazlı bacıma görücü geleceklermiş. İyi hoş, buyursunlar gelsinler de Seyit. Birdenbire bu ne acele, günler çuvala mı girdi? Yarın olsa öbür gün olsaydı bu işle öyle ha deyince olmaz bilirsin. Orasını burasını bilmem Rüstem ağam. Şevket ağamı bilirsin. Dediği dediktir. Benden söylemesi. Kızım başka bir isteğin var mı? Efendim? Başka bir isteğin var mı? Hayır hayır sağ olasın. Allah Allah. Hasmiye bunu bizim eve götürver bakayım. Annem sorarsa Nazlı'ya gitti dersin. Tamam. Nazlı! Nazlı! Aç kapıyı Nazlı! Nazlı! Ne oldu kız? Ne bu telaşın böyle hortlak görmüş gibi? Söyleyeceklerimi duyunca hortlak mı gördüm? Ne gördüm anlarsın. Kızı heyecanlandırma insanı. Gir içeri anlatı ve hele. Geç. Geç geç otu anlat. Çatlatma insanı hadi. Akşama sana görücüye geliyorlar, görücüye. Görücüye mi dedin? Kız iyi de daha Yusuf askerden gelmeden beni kim istesin? Seni üzecek tarafı da o ya. Yusuf değil, Deli Rıza'ya istemeye geliyorlar seni. Ne? Ne diyorsun sen? Zeynep ağasından çıkanı kulağın duyuyor musun senin? Deli Rıza diyorsun. Oh. Duya duya, hem de gümür gümür duya. Sen bunca zaman Yusuf için beklemedin mi? Ne olacak şimdi? Of be Zeynep. Ne bileyim kız. Onu bunu bilmem ama... Seni sevda zora giriyor be Nazlı. Şevket ağayı köyde bilmeyen yok. Nal dedim miydi mıh demez. Rıza'nın da ondan kalır bir yanı yok zaten.
kaçarım kız. Yusuf'um gelene kadar dağlara kaçarım da yine o deliye bağmam ben. Ay ne yapacağım kız, çok korkuyorum. Ne o kız? Fısıl fısıl fısıldaşıyorsunuz. Yok bir şey baba. Zeynep Maya istemeye gelmiş de acık laplıyorduk biz de. Hı. Anan nerede? Yukarıda namaz kılıyordu. Hele bir sesleniver de bir baksın. Bakalım baba. Ana! Ana! Bir bakıver hele. Babam çağırıyor. Kolay gele baba. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Buyur bey, ne vardı? Akşama Şevket ağalar görücüye gelecekmiş. Tezcan hazırlıklarınızı yapın da mahcup olmayalım. Bu da nereden canım, çıktı bey? Vallahi. Bizim adetlerimizde böyle var mı? Birkaç gün önceden deyi veseleydi ya. Tamam Kezban, uzatma hadi. Uzatma da bey, akşam oluverdi. Nasıl yetiştireceğiz hazırlıkları? Nazlım, sen de anana yardım edeme de hazırlıkları yetiştiriver hadi kızım. Heh. Baba, baba. He, ne var kız? Yardım edivereyim de beni rızayı vermeyeceksin değil mi baba? Büyükler dururken küçüklere laf düşmez. Hele biz diyeceğimizi biliriz. Sen tez cene anana yardım edive de yetiştiriverin işleri. Tamam baba. Ha. Zeynep'i geçivereyim de yardım edivereyim anama da. Tamam. Ben de gidiyordum zaten Nazlı. Gel geçivereyim ben de seni. Ya Şevket ağadan kaçırılacak bir kısmet söylenme. Bizim kız da istemiyor. Ne yapacağız? Nasıl gönlünü yapacağız bilmiyorum. Sabah ola, hayrola. Duydunuz mu kız? Nazlı'yı görücü gidiyorlarmış akşama. Yo, duymadık. Kimmiş bu talihli kısmet kız? Paşalan Şevket Ağa'nın oğlu Rıza. Kız Şaziye, Nazlı şu askerdeki çocuk neydi onun adı? Yusuf, Yusuf. Heh. Yusuf'a sevdalı değil miydi? Hem de Gara sevdalı diyorlardı. Ben öyle duydum. He ya doğru duymuşsun. Nazlı Yusuf'a sevdalı emme zenginlik, mal, mülk insanın gözünü kara adı veriyor. Son ne aşk kalıyor ne sevda. Vallahi ben olsaydım koşu koşu varırdım. Desez ya ortalık gene kızışacak. Yusuf'a da birkaç güne kadar köye döne diyorlar. Bence Nazlı bağmalı Rıza'ya. O kadar istekliysen seni vereydik kız. A kızım sen bu acı direktireme işinden vazgeç. Acık kurdu vereceğim bağlaya bağlaya. Acık bırak da bize de yer kalsın. Hem her güzelin gönlünde beyit yatağmış. Benim yiğidim de yakında beni bulacak. Kaç kişi istedi de ben bağmadım. Hep onun yolunu gözledim. Kimmiş kız seni bulacak yiğit? Hemen bulsa da ağaca yazık olmasa bari. Tabii tabii öyledi. Kim ister kız bu çatla? Gülün siz gülün. El mi yaman, ben mi yaman? Kızdırma şunu. Ne oldu kız? Gene namma dellendi bu. Olacak kız. Biz de Nazlı hakkında konuşuyorduk. Gene dellenip gitti işte. Gene abimle hakkında ne konuşuyordunuz? Hiç ya öyle konuşuyorduk işte. Kız ben de bir dilek tutam da öyle gidemem. Aa tut tut. Rüstem Ağam'a haber uçuruverdin değil mi Seyit? Uçuruverdim Rıza, uçuruverdim. Aferin Seyit. Şimdi köy meydanında en kerim ağamı bu. Ona de ki, eni göle inecekmişsin. Nazlı'ya görücü hediyesi bir tane çift vurma, bir de Engral'ından lokum yaptırıverecekmişsin deyve. Hadi bakalım, Kahya görem seni. Tamam Rıza, meraklanma sen. Kerim'i bulamazsan ben kendim gider gelirim. Ey ya, hanginiz giderse gitsin. Hava kararmadan dönmüş olun Kahya. Selim oğlum. Bıraksan da yarın mı tamamlasak, yorgunsun. Doğru dersin baba. Şu elimdeki işi bitirem, ben de kalkacağım zaten. Tamam oğlum. Şevket Ağa da Nazlı'yı Rıza'ya isteyecekmiş baba. Yusuf da birkaç gün askerden gelecek. Bu olay ne olacak bilmiyorum. İyi de oğul, elden ne geliyor ki? Şevket Ağa'nın inadını, Rıza'nın deliliğini bu köyde bilmeyen mi var ağaoğul? Asıl sorun da bu ya baba. Yusuf evet, da oğlum. Nazlı da birbirlerine deli gibi sevdalılar. Evet. Birbirlerinin yolunu doğru. Gözler dururlar. Doğru, köyde doğru, onlar öyle. Sevdalarını bilmeyen mi var? Benim tanıdığım Yusuf
Bunu ne Şevket Ağa'nın ne de Rıza'nın yanına bırakmaz baba. Yusuf'un onluğa gücü mü yeter be oğlum? Rıza'nın eli silahlı adamları var. Bu işi engellemeye nasıl güç yetirecek Yusuf? İkisi de buna dayanamazlar baba. Ölürlerde ayrılmazlar onlar. Hayırlısı be oğlum, elimizden ne geliyor? Oğlum Rıza! Rıza! Buyur baba! Bir gel hele buraya. Buyur baba. Oğlum git Seyit'e söyle de akşam görücü hediyesi alsın gelsin aynı gölden. Ben o işi hallettim baba. Şimdi gönderdim Seyit'i. Ah ulan keret ah. Konu nazlı olunca akan sular duruyor bakıyorum ha. Karabayır'daki dağların yarısı sürecek kaldı anne. Bu aşama bu işi bitir ben köyün bütün tarlalarını süreceğim baba. Sen merak etme oğlum, hiç. Oğlum ilk görücüye kız mı verilirmiş hemen? 3-5 gün sonra bir daha gideriz alırız gelinimizi be oğlum. Aman ana sakın ha bu iş bugün bitmeli. Bu işin içinde başka işler var. Bugün Nazlı'ya söz kesmemiz lazım. Ey be koca kaçık. İki ayağımızı bir pabuca sokuverdin. Nasıl diyelim bu akşam bu iş bitecek diye. Onu bunu bilmem ana. Orası size kalmış gayri. Ben de Nazlı'yı alamazsam öyle deli aşık gibi deli divane oğlu verin gidi ana. Zaten bu köylü sana deli Rıza demiyor mu be oğlum? Nazlı olmadan da sen delisin zaten. Ey ana. Ben bir kahveye gidiyorum o zaman. Rıza. Geç kalma oğlum ha. Yok baba geç kalma meç. Böyle hayırlı bir iş için geç mi kalırım? Bir tıraş olup geliveceğim hemen. İyi hadi oğlum be. Baba şu etrafı bir toparlayıverem de. Ondan sonra Rıza ile konuşuverem de gelen ben. Belki bir işe yara. Aman oğul. Sen de onlara fazlaca bulaşma emi. Tamam baba. Merak etme sen. Bir şeycik olmaz. Rüstem Ağa'nın kızı Nazlı'ya göreceğe gidiyorum Harun'cum. Bugün beni kimse kızdıramaz. Ne? Nazlı'ya mı? Yahu sen ne utanmaz adamsın be. Yusuf'la Nazlı'nın birbirine sevdalı olduğunu bile bile utanmıyorsun değil mi? Ağır ol bakalım Harun. Kime sataştığının farkında değilsin herhalde. Farkındayım lan farkındayım. Hem de çok iyi farkındayım. Defol git dükkanımdan bir daha gelme. Git oylatta oltıraşını. Bunu senin yanında bırakmam Harun. Göreceksin. Bunun hesabını vereceksin. Benim veremeyeceğim hesap yok oğlum. Yürü, ense tıraşını görsünler. Yo Rıza, ben de seni arıyordum bak. Ya Selim bak işine, canım sıkıntı. Rıza! Derken... Lan deli midir nedir ya, Allah Allah. Ya ben şimdi bir şey yapayım. Ya gittim gittim, aldım hepsini. Tabii tabii söyledim hepsini. Oğlum Ahmet, boşları toplayıver masalardan. Rüstem, iki çay da bize getirin. Gel gel de iki çay getir. Duymadın mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Otur hadi otur. Gel buyur otur. Hoş bulduk. Hazalımı alacağım ha. Geldin Rüstem abi. Hazalımı alacağım diyorum. Hoş geldin. Onlar getiriyor. Rüstem, biraz seni kaygılı gördük. Yoksa bize mi öyle geliyor? Kötü bir şey mi oldu? Bana da öyle geldi. Hayır mı şer mi bilmem ama aniden olduğu kesin ağlar. Rüstem çatlatma adamı. Ne oldu? Deyiver. Şevket Ağa Kahya Seyit'ten haber göndermiş. Akşama görücü geleceklermiş. Deme ya sen ne dedin? Kahya Seyit bana bir şey söyleme bir şey bırakmadı ki. Benden söylemesi deyip çekti gitti. Rüstem Ağa düşündüğün şeye bak. Buyursunlar gelsinler deseydin ya. Valla ben desem de demesem de onlar gelecekler. Şevket Ağa'ya dünür olmak güzel de. Bizim kızın acık gönlü yok gibi onu ne yapacağız bilmem. Hayırlısı be Rüstem. Öyle öyle nasipten gayrısı yalan. İşte böyle bak. İnce. Taziye Nazlı istemeye geliyorlarmış. İşte he Medine yenge paşalan Rıza'yı isteyeceklermiş. Ya kız abinden bakışmıyorlar mıydı Nazlı? Medine yenge öyle emme zenginlik olunca her yere şeytan gibi giriveriyorlar bununla. Kızlar çekiliverin de biz de geçelim. Kolay gelsin hanımla. Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Biz de senden bahsediyorduk. Hoş geldin. Sefa geldin. Hayırdır Medine yenge? Ne dedikodumu yapıyordunuz? Deli Rıza'ya görücü geleceğiymiş ha öyle mi? İnşallah bir derslik çıkar da gelemezler. Kim ne derse desin vallahi abime alacağız Nazlı'yı. Allah bize o günleri gösterecek mi acaba? Hayırdır oğlum bir tıraş olmaya gittin yüzünden düşen bin parça. Çölde develerini mi kaybettin? Ana gelme üstüme zaten berber bozuttu Sarun canımı sıktı. Yok Nazlı ile Yusuf sevdalı mıymış ney miymiş birbirlerini mi bekliyorlarmış öyle abuk sabuk konuştu durdu.
Sıkma sen canını benim deli oğlum. Nazlı senden daha iyisini mi bulacakmış? Yakışıklılık desen var benim oğlumda. Zenginlik, mal, mülk desen gani gani. Bunlar baştan biraz nazlanırlar ama paranın tadını alınca denişi verirler birden. Denişi mi dersin be ana? Ben denişir diyorsam denişir oğlum. Sen hiç bunu merak etme. Ana, babama baktıydım da göremedim. Nere kayboldu ki? Aha, o da geldi oğlum. Haydi bey, sen de hazırlan da akşam olmadan gidiverelim. Ben hazırım zaten be sultanım. Bu kızın göğünü yok. Gelin vazgeçin bu işten. Bu görücülük hayra alamet değil. Ne olacakmış ana? Bizim kızın başına talih kuşu konuverdi. Neresi kötü bunun? Göreceğiz Kezban, neresi kötü göreceğiz. Bu kız da inmedi yukarıdan. Bakalım ben bir bakalım ne yapıyor yukarıda. Geldiler. Aman aman. Nazlı kızım bak geldiler misafirlerimiz. Bir koş da kapıyı açıver hadi. Ben bakmam ana. Git sen aç. Ah tamam. Kezban! Açıver şu kapıyı, misafirlerimizi bekletmeyin. Ayıp oluyor ya. Tamam bey, açıyorum kapıyı, açıyorum tamam. İyi etmiyor Rüstem. Gel sen ananın öğüdünü bir dinleyive. Şeyle olmayacak oğlum. Neler deyip duruyorsun be ana? Hadi sen odana çıkıver. Hadi güzel anam benim. Hadi anam. Hadi güzel anam benim hadi. İşinize gelmeyince beni kovalıyorsunuz değil mi? Hadi anam, hadi güzel anam benim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Bu da çıkmıyor. Hoş gelmişsiniz misafirler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ana ben sana ne dedim? Ermiş anam, nasıl bakalım, iyi misin? İyi değilim, seni gördüm daha kötü oldum. Ana, ana. Sen onu aldırma Şevket ha. Ara sıra zırvala böyle. Siz nasılsınız bakalım? Biraz acele oluverdi bu iş ama bu bizim deli olan tutturuverdi. İlle de bu iş olacak diye. Kusura bakmayın, iki ayağınızı da bir pabuca sokuverdik emme. Sevda bu işte ne yapacaksın gayri? Kahvede işler nasıl Rüstem? Tarla işi de bu sene fazla tutuvermedin galiba. Bostanda da görmüyorum seni pek. Kahvede işler nasıl olsun Şevket ha? Anca karnımızı doyuruyoruz öyledir, işte. Öyledir, öyledir. Kızım Nazlı, içeride görücüler seni istemeye gelmişler. Sen burada oturmuş pencere seyrediyorsun. Kalkıver de misafirlerimize bir gayfe pişirver. Hadi kızım. Ana ben Yusuf'u seviyorum. Sen de biliyorsun. Benim bu işte göğünüm yok. Gayfeleri git kendin pişirver. Kızım hadi benim hatırım için şu gayfeleri pişirver. Üzme beni. Hadi kızım sen. Ananın hatırı için. Hadi kalk üzme ananı. Kalk kalk. Ana. Geç oldu artık. Hadi çık kes sen ana, hadi. Ben dinlemediniz ya. Ne haliniz varsa görün gari. Maşallah. Güzel kızımız elinden de kahveleri içiveren bakan bir. Sağ ol yavrum. Neyse, lafı fazla uzatmaya da gerek yok. Sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberimizin kavliyle kızınız Nazlı'yı oğlumuz Rıza'ya istiyiveriyoruz. Al oğlum, bizim kızla sana bir oyun ettiler galiba. Hayırlısıyla düşünem taşınam. Kısmetse olur Şevket ağa. Düşünüp taşınacak bir şey yok Rüstem ağa. Gençler birbirlerini severler. Adetlerimiz ilk seferde söz kesmeye müsaade etmese de bu seferde olacak Rüstem. Beni bilirsin. Ne iş olursa olsun ben bir kapıya iki sefer gitmem Rüstem. Ağam bir sonraki sefere kararımızı deyiverirdik. Bizde erkekler dururken kadınlara fazla söz düşmez. Sizde adetler başka aradır Rüstem. Bilmem ki ağam. Her bir şey o kadar çabuk oluverdi ki siz kez bana artık mazur görün. Orasını bilmem Rüstem. İkinci kez cevap istemeye gelmem. Bunu iyi bilesin. İyi ya ağam. Uzatmaya gerek yok o hal. Kamber'den koca Rüstem. Ha? Paşalan Şevket ağadan iyi bir dünür mü bulacak? Heh. Kızım Nazlı da Rıza oğlumuzdan iyi bir kısmet bulamayacağına göre verdim gitti hayırlısıyla. Allah sizi
Her iki taraf için de hayırlı olsun Dünür. Allah tamamını erdirsin. Nazlı üzülme. Her ne kadar gelinimiz elimizi öpüvermediyse de tez elden yarın Eyni Göl'e gidip söz yüzüklerini alıp çocukların barnaklarını dolduruverelim artık. Alırız alırız bey. Biz yarın Dünürüm'den Eyni Göl'e yine de yüzükleri alırız. Ne oldu? Hadi kalın sağlıcakla. Bize müsaade. Güle güle ağam. Yine gelin, yine buyurun. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle. Hayırlısıyla bu iş de bitti gari. Bir de düğünü kararlaştırıversek bu iş tamam demektir. Oğlum Rıza, gördün mü bak baban alırım dedi mi alır. Gündüzlü köyü gelse babanın karşısında duramaz oğlum. Paranın gücü böyle bir şey işte ya. Görürüm baba görürüm. Ben de Deli Rıza'ysam Nazlı'yı da bu köye sultan yapmazsam neyim? Hadi gözün aydın kerata. Senin de istediğin oldu ya. Oldu ya baba oldu. Hazalım, 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 hazalım. Nazlı, dur kız. Ne yapıyorsun kız sen öyle? Hiçbir işe yaramadı lan nasıl olsa Zeynep söküyor hepsini. Dur kız, gel otur şöyle gel. Bir şey diyeceğim gel. Geçen gün nenem söylediydi. Bu dilek ağacı tutmayan dileklerini çaputlarını atıveriyormuş. Bak şu sarı çaputlara. Kim bilir kimin dileği tutmadı. Seninkinin hepsi duruyor. Benimki de tutmayacak işte. Gel kız gel otur şöyle. Tutsalardı böyle mi olurdu Zeynep? Bizimkiler sözü kestiler akşam. Ben şimdi Yusuf'umun yüzüne nasıl bakacağım? Bunca zaman seni bekledim nasıl diyeceğim Zeynep? Öyle ya. Seni istemeye istemeye Deli Rıza'ya sattıklarını nasıl söyleyeceğim? Ben artık yaşayamam gayrı Zeynep. Bedenime Yusuf'umdan başkasının eli değmeden benim canıma kıymam gerek. Deli deli konuşma kız. Hadi kalk. Şu sesi eve bırakıverem de seninle dertleşiverem. Sen git ben acık bostana gideceğim. Anam tomata topla dediydi. İyi ama bana söz ver. Neye ki? Yanlış bir şey yapmayacaksın. Duydun mu? Duydum duydum. Hadi meraklanma git sen. Tutmayacaklar kız. Tutmuyorlar. Dünür hayırlısından bu işi de bitirdik. Çok şükür Allah'a. Hayırlısı olsun. Allah hayırlı geçim versin. Amin Dünür, amin. Seyit, muhtara git de akşam müsaitse bizim sözcüklerini Uğut'a versin. Tamam ağam. Roma'yı toplayam hemen giderim. Kolay gele Nazlım. Ne işin var senin burada be? Uzak dur benden. Yaklaşma bana sakın. Artık bu sözleri bana kullanmasan iyi edersin Nazlım. Ne de olsa sözlümsün gari. Ben senin sözün falan değilim. Sende göğünüm yok. Baban bana sormadan bu işe he dedi emme. O da pişman olacak. Hepiniz pişman olacaksınız. Bence hem akıllı hem de gönüllü olsan iyi edersin. Yoksa bugünlerde askerden gelecek Yusuf Efendi için hiç de hayırlı olmaz bu durum. Ne demek istiyorsun sen? Çıkarıver bakayım ağzındaki baklayı. Sen gönlünden güzellikle bana varmazsan o çok sevdiğin Yusuf'una köyünü görmek nasip olmaz. Bilmem anlatabildim mi Nazlı Hanım? Sen pisliğin tekisin Rıza. Bak hala ağzından çıkanlara dikkat etmiyorsun Nazlı Hanım. Anlatamadım galiba. Yusuf'u yaşatmam dedim yaşatmam. Ya Deli Rıza'yı seversin ya da Yusuf'u yaşatman anladın mı beni? Rıza yapma ne olursun. Bak ayırma bizi bak. Benden sana yar olmaz. Olur olur hem de öyle bir olur ki geçer bile. Bundan böyle Yusuf'un yaşaması sana bağlı. Bana ve bizimkilere ne kadar istekli görünürsen Yusuf'un da o kadar fazla yaşar. Bilmem anlatabildim mi Nazlı Hanım? Allah'ım sen bize yardım et. Ben Yusuf'um için canımı vermeye hazırken şimdi onun canı tehlikeye girdi. Thank you.
Oğlum Yusuf, askerlik bitti mi? Bitti bitti Hüseyin amca, çok gözün aydın. Hadi gözün aydın. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Oğlum bak ne kadar güzel. Tamam, bak, değil mi lan? Harika değil mi? Hep hadi bak. Harika. İncitme dersin şey, tamam mı? Bir şey yapmayayım hadi. Bembeyaz. Ali baksana. Dayın değil mi lan o gelen? Aa, dayı mı gelmiş? Dayı! 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 Yeğenim benim, Aslan Ali'm. Hemen de 2 senede ne de büyümüşsün sen Ali'm. Ali'm benim. Ben dedeme müjde vermeye gidiyorum. Dikkat et, düşme Ali. Dede, müjdemi isterim dede, müjdemi. Dur be yavrum, bir soluklan, nefesin tükenecek. Hah, deyve bakayım şimdi, ne diyeceksin oğlum? Önce müjdemi isterim dede. Ulan amma da uyanıkmışım be kerata. Al şu 5 kaymayı da deyve bakayım bir. Yusuf dayım askerden gelmiş, şimdi yokuşta. Ne diyorsun Ali, mesa mı diyorsun lan? Esat dedim ya vallahi billahi, gözümle gördüm. Ulan doğruysa sana 5 kayma daha vereceğim oğlum. Gel bir yanaklarından öpüverim koçum benim. Hocam yavrum. Kaç zamandır aldığım en güzel müjde bu. Koş koş Hacer'in engile haberi çuve. Ağlar, ben gidiyorum oğlumu karşılama. Nere? Müjde nere? Müjde nere müjde? Yusuf dayım askerden geldi. Ne Yusuf'um bu geldi. Dur nere, telaş etme. Ben gidiyorum Yusuf'um. Ben karşılama gitti. Yusuf'um gelmiş askerden. Hacer, Yusuf mu gelmiş Hacer? Zeynep hala askerden Yusuf'um gelmiş Yusuf'um. Ah yavrum. Ulan benim. Yusuf'um. Nasılsın buram? Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Bitti mi askerlik? Bitti mi gari askerlik? Bitti. Koçum benim be. Geliverdin mi gari? Geldim baba. Baba ben alırım dur. Hey millet, çaylar bugün benden. Yusuf geliyor, 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 bak, 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 Yusuf geliyor, bak, Yusuf geliyor, bak, Yusuf geliyor, bak, aslan yavrum benim, gelivermiş daha askerden, gelivermiş. Arkadaşlar, bak Yusuf geliyor, Yusuf geliyor. Hey millet, millet, Yusuf geliyor, dön bütün çaylar benden. Oğlum kahveci, çayları yap. Oğlum hoş Yusuf geldin. Geldi, Yusuf. Hoş geldin yavrum, hoş geldin. Hoş geldin. Yusuf geldi. Hoş geldin Yusuf oğlum. Nasılsın? Ağam gözün aydın. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gözün aydın ağam. Darısın sizin başınıza. Hoş geldin, hoş geldin. Sağ ol. Geçmiş olsun ağam. Gözün aydın. Sağ olun ağla. Hep Allah gözün aydın gali. Oğlan da geldi, askerli bitirdi. Allah kısmet ederse işler de artık yavaş yavaş yoluna girer. İnşallah. Sen de rahat etmiş olursun. İnşallah muhtarım inşallah. İnşallah. Darısı sizlerin başınıza. İnşallah. Hoş geldin kardeşim. Cemil abi hoş bulduk. Nasılsın Cemil abi? İyiyim iyiyim. Bitti ha? Hadi gözünüz aydın hadi. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz hadi. Yusuf kardeşim. Hadi. Görüşürüz. Ağam çayla da davşanga ne olmuş ha? Herhalde oğlum abi. Çaylar güzel. Olacak. Ağam düğün ne zaman yaparız Gali Yusuf'a? Olacak inşallah yakın zamanda. Yiğidim gelmedi Gali. İnşallah inşallah. Vay Yusuf kardeşim. Vay. Vay. Hoş geldin be. Aslan kardeşim benim. Ne yapıyorsun ya? Geldim işte. Özlemiştir tabii canım. Vay be. Vallahi özlemişim be. Seni. Vallahi ben de özledim Selim. Aslanım benim, kardeşim benim. Askerliğin nasıl geçti? Geçti, bitirdik çok şükür. Anne, bak benim çok acil işim var. Ben hemen eve gidip de geleyim. Seni zaten çok özledim. Tamam kardeşim benim. Hadi tamam Selim. Ben de çok özel, özledim. Zaten özel konuşacaklarım var seninle. Tamam Selim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. De bitirdin. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Hadi Yusuf, inşallah. Gülü gülü. Gülü gülü Yusuf. Oğlan olsun. Koçum benim. Geliverdi gari. Ay Yusuf'um. Yusuf'um anam gelmiş benim. Yusuf'um. Anam. Ay, anam. Yusuf'um. Çok özledim seni ben. Aslanım benim. Aslan oğlum benim, yiğidim. Hoş geldin yavrum, gel. Hoş bulduk. Yavrum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, hamdolsun. Gözden aydın, hadi. Sağ ol Zeynep Ana, sağ ol. Allah razı olsun. Heh. Vay bana. Hiç değişmemiş bu orla. Ben hala sana, güzel. Ben sana hemen tarhana çorbası koyayım yavrum, pişireyim hemen. Yerim anam, yerim. Komşu. Gel Nazir Ağla, gel. Ne yapıyorsun? Oya yapıyorum. Gel otur, hoş geldin. Gel, hoş gel, bulduk. Otur, gel.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Gel otur. Geç geç Nazire hala. Otur otur. Oturayım mı? Otur. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Çok şükür. Hamdolsun Allah'ıma. Düğün yapıyor musun? Doğru mu? Doğru Nazire hala. Doğru. Oğlanı evlendiriyorum. Ben de geleyim mi? Buyur gel tabii. Sen mahallenin büyüğüsün. Geleceksin elbet. Tabii. Ne yapacağız bilmiyorum. O iş evet, ne tabii, olacak? Tabii. Doluya koyuyon olmuyor, boşa koyuyon olmuyor. Sana söylediğim öyle gibi tüfek işte. Atmakla olmuyor bu işler. Evet tamam. Yarın bu işi hallediver tamam, bari. Garali. Hayırdır Rıza? Burada boş boş oturacağınıza gidin de Rüstem Ağa'nın evini bekleyin. Nazlı'nın ne halt edeceği belli olmaz. Tamam Rıza. Kolay gelsin Fadime teyze. Hoş geldin, safa geldin hoş oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Mis gibi de darana çorban kokuyor maşallah. Çok güzel, çok güzel. Ben anamın yanına da bir varıverem. Hadi oğlum, git bakalım. Anacığım. Hoş geldin Yusuf'um. Ne yapıyorsun anacığım, iyi misin? İyiyim yavrum, sen nasılsın oğlum? İyiyim ben de. Oo, gözlemeler de mis gibi kokuyor. Ana ben dayanamayacağım ya. Ben bundan yiyeceğim. Alıver, alıver yavrum, iyi mi? Hadi yavrum. Ye, senin için yaptı anan onları. Sağ ol anam benim. Eline sağ ol. Ah biricik Yusuf'um benim. Tatlı Yusuf'um. Sağ ol anam benim. Allah razı olsun. Oh afiyet olsun. Oh mis gibi. Afiyet olsun oğlum. Yusuf gözün aydın oğlum. Askerliği bitirdin ha? Sağ olasın Gülcan teyze. Bitirdim askerliğimi çok şükür. Yusuf anneni özledin mi yavrum? Özlemem mi? Önce Nazlı'mı sonra anamı özledim. Yusuf seni gidi seni. Bu kadar gözlemeyi toplayıveririm hemen. Şaka yaptım ana şaka. Önce seni sonra Nazlı'nı özledim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşim. Selim. Kardeşim benim. Geç geç otur. Selamünaleyküm. Selam. Ahmet ne yapıyorsun? İyiyim abi sen nasılsın? Hasan abi bizi oradan dört çay getiriver de kardeşimle karşılıklı içi verem. Yusuf. Vay kardeşim hoş geldin be. Vallahi yedin bitirdin askerliği be. Sorma be Selim. Ben mi askerliği yedim, askerlik mi beni yedi anlamadım valla. Hayırdır be kardeşim? Dertli gördüm seni. Sevdalımı, Nazlı'mı özledim be Selim. Bir an evvel onu görmek isterim. Günleri hep iple çektim, hep. Bak kardeşim, çaylar da geliyor. Çaylarımızı bir içelim, köyü dolaşıveririz. Allah. Sağ olasın. Hasan abi sağ olasın be. Eyvallah. Eyvallah. Yusuf döndü. Yusuf döndü ama... Nazlı'yı Rıza'ya verdiler. Bu ne olacak? Yusuf oğlum hoş geldin sen. Ne diyor bu deli aşık Selim? Ya sen Yusuf ona bakma boş ver ya. Değil mi Ahmet? Sen delinin dediğini ne umursuyorsun Yusuf ya? Deli o. Siz benden bir şeyler saklıyorsunuz emme. Hadi hayırlısı bakan bir. Yok be Yusuf. Senden ne saklayacağız be gözüm? Ben gidiyorum. Bu kadar muhabbet yeter. Hadi bana eyvallah. Ya kendine dikkat et Yusuf. Selim, Yusuf bu dümeni yutmaz emme. Neyse. Vallahi Ahmet, ben de bilmiyorum ama ben söyleyemem. Nasıl öğreneceğini göreceğiz bakayım. Nazlı, konuşmamız lazım. Bırak kolumu Yusuf. Sen benim sevdalım değil misin yoksa? Sen beni hiç özlemedin mi yoksa Nazlı? Özlemedim Yusuf, bırak kolumu. Ne oldu sana Nazlı? Benim giderken bıraktığım Nazlı'ya ne oldu ha? O Nazlı öldü artık Yusuf. Bak bizim sevdamız da bu deste gibi kırıldı, parçalandı, yok oldu. Demek o deli diye inanmadığım aşığın söyledikleri doğru öyle mi? Seni Rıza'ya verdikleri doğru öyle mi? Doğru duymuşsun Yusuf. Baban kahveci, babam kahveci. Ben artık sefaletten bıktım. Sen bana guru bir sevgiden başka ne verebilirsin ki? Bunlar benim Nazlı'mın sözleri olamaz. Ben artık senin Nazlı'n değilim Yusuf. Çıkma yoluma ne olursun bırak peşimi artık. Nazlı. Yapma böyle Nazlı. Siz mi geldiniz? Sen yaşıyorsun diye kendi canımdan vazgeçtim Yusuf'um. Affet beni. Affet. Her şey yoluna girecek bak göreceksin. Üzme canımı. Nasıl dedim ben o sözleri Zeynep? Nasıl dedim? Yusuf'um hayırdır kardeşim? Ne oldu gene? Yusuf! Bırak Selim be. Bir de arkadaş oluvereceksin. Biliyordunuz demediniz bana değil mi? Neyi biliyorduk Yusuf? Neye olacak? Dilinin dedikleri doğruymuş. Bana değe vermediniz.
Nazlı'yı Rıza'ya vermişler. Yusuf'um bak beni dinle. Ben senin gönlün canın acımasın diye diyemedim o lafları sana. Sen de Nazlı'da daha fazla özemezdiniz beni Selim. Öyle de Yusuf'um bu işin içinde bir iş var. Nazlı kendi gönlünden bu işe hedemiş olamaz. O Rıza soysuzluğu Nazlı'nın gözünü korkutmuştur. Ama nasıl korkuttu bilmiyorum işte. Ben de gide o Rıza itine bunun hesabını sorarım Selim. Yusuf. Yusuf. Bırak Selim. Yusuf. Beni Sedam'la baş başa bırak. Hay Allah ya. Nazlı. Nazlı kızım sen misin Nazlı? Nazlı kızım ben seni suya göndermedim mi? Hanı su, hanı desti. Desti kırıldı ana. Parça parça oluverdi. Benim kalbim gibi. Al şu güğümleri şörden. Dolduruver de gel. Al. Of ana. Akşama of. Yemek pişireceğiz bak hadi. Of. Yusuf? Yusuf ne oldu yavrum? Yusuf? Yusuf! Yusuf bırak o tüfeği bırak. Kolumu ana. Bırak kolumu. İki sene yolunu gözledim ben seni sevdalıma yavrum. Göz koymak neymiş olmaz, göstereceğim oysa. İki sene yolunu gözledim bırak. Seni. Bırakamam yavrum. Bırak ana. Bırakamam. Ana bırak. Bırak ana. Yusuf! Ha, Yusuf! Recep! Recep! Abi bırak onu. Bırak. Bırak. Göstereceğim o işe. Bırak. Bırak. Yüreğime sorun. Gündüz kalkına nasıl anlatırım bu durumu bacım? Bırak. Abi ne olur yapma. Bırak. Yusuf. Abi. Oğlum. Yavrum. Yavrum Yusuf'u gitti komşular. Komşular öldürecekler şimdi yavrum. Abi. Gitti. Gitti. Yavrum papuzdan ben de çürüsün yavrum. Al benim Yusuf'um. Yusuf! Çekil Yusuf, Selim önümden. Dur! O dur! O kadar şerife göstereceğim gününü. Ya bırak şimdi onu. Ben de geliyorum bırak. O zaman. Sen ya ben de geleceğim. Selim. Gelmiyorsun dediysem ya bırak şu tüfeği. Dede dede! Yusuf dayım evden silah aldı gitti. Bizi dinlemedi dede. Eyvah eyvah eyvah. Rıza'nın peşine düşmüştür bu deli olan. Git oğlum Selim abine haber ver be. Rıza! Çık ulan dışarı! Gallet herif çık dışarı! Aşağılık herif! Çık ulan! Ne oluyor lan? Dur bakayım Yusuf efendi. Sen kimin kapısına dayanıp da hesap sorarsın? Nereden alırsın bu cesareti sen? Onu alacak olmaz zor Şevket ağa. Göğe Rıza'yı korkutacaksın öyle mi? Senin Şevket ağa sülalesini korkutmaya gücün yeter mi ulan? Hadi yürü başa kapıda derlen. Yürü! Sana da o Galleş oğluna da ikinize de ödeteceğim bu yaptığınızı anladınız mı beni? Ağla bakalım Yusuf. Cesedini kapı önünden aldırmak hadi istemiyorsan bas git hadi. Pislik herifler. Bu yaptığınızı ödeteceğim. Hadi git. Evin etrafına sokmayın bunu. Defedin gitsin. Ben bu deliye yar olmaya razıyım. Onun yaşaması için tek çarem Rıza ile evlenmek. Ben bunu Yusuf'uma nasıl anlatırım? Onu sevmiyorum desem de inanmaz ki. Ben onun Nazlısıyım. Ben ondan başkasını sevemem ki. Ah Yusuf'um ah. Bir bilsen hala seni nasıl sevdiğimi. Sırf senin yaşaman için Rıza'ya he dediğimi bir bilsen. Deli geliyor deli. Deli geliyor deli. Yusuf deli geliyor. Dur Yusuf. Ateş etme sakın dur. İn ulan aşağı. İn. Yusuf. Yusuf. Söyle lan. Söyle. Nazlı'yı neyle korkuttun da bana olan sedasından vazgeçti? Söyle. Bir şeyden korkutmadım Yusuf. Kendi rızasından oluver diye bir şey. Meryem'den haber göndermiş gelivesinler diye. Yalan söylüyorsun adi herif yalan. Daha 15 gün önce bana sevdalı sözlerle mektup yazan Nazlı. Nasıl olur da iki haftada değişiveriyor Rıza? Bu sana da garip gelmiyor mu lan? Orasını bilmem Yusuf. Dediğim gibi her bir şey kendi isteğinden oluverdi. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun lan. Adi herif. Selim oğlum. Dur Recep amca. Yusuf'u gördün mü? Gördüm Recep amca. En son Şevket ağaların evinin önündeydi. Silahı kaptı gidiyor. Vallahi durduramadım onu. Recep amca tarla yolunda bulabiliriz Yusuf'u. Sen gel benimle. Ah ah kız sevdasını başını yakacak bizim oğlan. Bir şey olmaz bir şey olmaz gel buluruz onu biz.
Yusuf! Dur orada! Dur orada! Ecelini mi susadın lan sen? Garali, alın elinden silah. Bırakın! Bırakın! Evet Yusuf Efendi. Şimdi roller değişti. Demin namlunun ucunda ben vardım. Şimdi ise sen. Şimdi sen ne değineceksin bakan bu işe? Nazlı'nın peşini bırakacaksın. Bırakmazsan seni öldürürüm, anladın mı? Yok dediğime inanmıyorsan şimdiki inanırsın. Şimdi inandın mı Yusuf Efendi? Hadi gidiyoruz. Recep, ne bu telaşı? Yok bir şey Ramazan amca, Yusuf'u aramaya gidiyorum ben. Yine bunlara da bir iş var değil mi? Hayırlısı. Yusuf! Yusuf! Kardeşim! Yavrum! Ne oldu sana? Kuzum, Yusuf'um! Kendine gel kardeşim, hadi. Kuzum benim, ben sana dediydim. Kardeşim, Yusuf'um! Kaldır Recep amca. Kaldır da gitmeyelim, hadi. Kaldır hadi. Yavrum ben sana dediydim kuzum. Tamam. Hadi. Kimle yaptı bunu sana böyle? Yavrum kuzum benim. Selim ne oldu Yusuf'a? Yok bir şey yok. Kim yaptı bunu sana böyle? Hacer. Hacer teyze. Yavrum seni kim yaptı böyle Yusuf'um? Tamam, yok. Dur be kadın, içeri kadar bir götüren be. Bu hale getirdin dur yavrum. Nazlı! 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 Ya kızım, sen Yusuf yaşasın diye Rıza'ya he demedin mi? He dedim. İyi de Zafet sözünde durmuyor gibi. Niye kız, ne oldu? Yusuf'u çok fena dövmüşler. Ne? Her tarafı yara bere içinde. Ne diyorsun sen Zeynep? Zeynep ben duramam, Yusuf'uma gidiyorum. Dur, dur. Dur bakalım bacım. Belli ki Yusuf'u olanları sana hemen yetiştirmişler. Yusuf'un ölmesini istemiyorsan evine geri dön. Bizi daha fazla zorlama. Ya ne olursunuz bırakın gideyim ya lütfen. Siz Allah aşkına söyleyin, hiç mi sevmediniz, sevdalanmadınız? Bizim aşkla sevdayla işimiz olmaz kızım. Sen evine geri dön. Pis herifler, aşağılık herifler. Zeynep ya. Bu adamla buradayken sana çıkış yok be Nazlı. Baksana, daha dün söz kesmeyle gardiyan gibi kapıya dikiliverdiler. Zeynep, Yusuf'u orada yara bere içindeyken ben nasıl bu eve sığarım? Söyle bana Zeynep, nasıl dururum burada? Yapma be Nazlı, her şey yoluna girer elbet. Oh Zeynep, içim acıyor Zeynep. Canım arkadaşım benim. Ne yaptın? Ne yaptın yavrum? Ne yaptılar sana? Yusuf'um, ayma demedi. Ne yaptılar sana? Dinlemedi Hacer ana beni, dinlemedi. Dinlemedi. Ben yalnız gitme dedim, dinlemedi. Şu haline bak. Bu sevdası oğlumun başını yiyecek Yusuf'umun başını. Rıza! Buyur ağam. Rıza! Buyur ağam, emrin olur. Bırak zevzekliği de beni iyi dinle. Oğlum sende hiç gurur, haysiyet yok mu lan? Niye giriverdin kara kedi gibi iki sevdalının arasına? Bu köyde sağa kız mı yok lan? Hop hop birader. Abi dediysek her işimizde de burnunu sok demedik. Bırak da seveceğimiz kıza biz karar veren koçum. Ve de sana gönlü olan bir kız seçiver be oğlum. Sağ sevdası olmayan bir kız çamaşırını, bulaşırını nasıl yıka? Yemeğini nasıl yapa? Sana nasıl çocuk doğurur? Bunları hiç düşündün mü be oğlum? Bak ha. Sen de yengemden görücü usulü evleniverdin. O senin yemeğini biçirip çamaşırını yıkamıyor mu? Yıkıyor. Niye ki ne? Ben deyiverim ağam. Biz zenginiz koçum, zenginiz. Kadınlar böyledir işte. Paranın kokusunu aldılar mı ne sevdagalı ne aşk.
İyi de oğlum, biz yengenler sonradan birbirimizi severdik. Nazlı'nın ben sevmeyeceğine malum be ağam. Tamam tamam, seninle uğraşamayacağım ben. Ne halim varsa gör ya. Emrin olur ağam. Muhtar, ne olacak bizim köyün bu hali? Sokak ortasında Recep'in oğlunu dövmüşler. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Vallahi Hasan abi, ben de bilmiyorum. Jandarma haber versek mi diye düşündüm durdum. Muhtar, nedir bu gençlerin davası ya? Ne olacak öğretmen be? Bir kıza iki delikanlı gönül koyunca böyle köyümüzde böyle şeyler olabiliyor. Önce Şevket ağayla, sonra Rıza ile bir görüşsek mi ne dersin? Bir yanlıştan döndürürüz onları. Bir sevaba gireriz muhtar. Görüşem öğretmen, görüşem de sen Şevket ağayı bilmezsin. Nal dedim mi muhtemez. Parasını her şeyi satın alır. Bak Rüstem'i bile satın aldı ki kızını birden alıverdi. Alan da memnun, satan da memnun. Olan Nazlı kızımız oluyor. Biz gene de bir akşama gidip görüşelim muhtar. Görüşem öğretmen bey, görüşem de bir şey değişmez de senin gönlün olsun. Yusuf oğlum, gel bu sevdadan vazgeçme. Bu bizi mahvediyor, seni de üzüyor, bizi de üzüyor. Başka kız mı yok oğlum? Başka kız buluveririz. İyi diyorsun baba, doğru diyorsun. Lakin ben Nazlı'yı seviyorum baba. Vazgeçemem sevdamdan. Siz de çok üzdüm, kendimi de üzdüm. Ama vazgeçemem baba. Ben Nazlı'yı seviyorum. Nazlı. Gel benimle, konuşmamız lazım. Ya bırak kolum Yusuf. Gel Nazlım. Geç otur şöyle konuşacağız. Nazlım, sevdalım, neden böyle davranıyorsun bana? Ne yaptım ki ben sana? Sen bir şey yapmadın Yusuf, ben yaptım. Parası Saadet olmuyormuş. Ben onu anladım. Aşk garın doyulmuyor Yusuf. Rıza Göy'ün en zengin ağasının oğlu. Bana da çok güzel şeyler vaat etti. Nazlım, bir tanem, biricik sevdalım. Biliyorum sen böyle olmasını istemiyorsun. Ben bunu hissediyorum Nazlım. Sen benim bir tanemsin Nazlım. Sözüm görecek Yusuf. Bana yaklaşmasan iyi edersin. O sözün denen densiz de sen de pişman olacaksınız. Nazlı. Nazlı. Canım arkadaşım. Ağlama Nazlı. Ne olur üzme kendini. Sen de güzel katı. Sen getirirsin. Benimkiler sayır. O senin dört gettiğini ben iki seferde anca getiririm ya. Sen de katı öküzü al. Aldım işte. Şimdi sen dinle, o zaman dinle. Sen getir. Şimdi gettiklerimi gör bak. Bak da sağladım. Ben ya, gettim. Şimdi gettiysen seninkiler gibi ikimizi gittim. Saracağım. O eğrelti yerde de bir tane odun bırakmayacağım. Bir yanda. Hadi beyler, bana müsaade. Sizlere iyi günler. Aksi Mehmet. Kalk oğlum hadi. Bizim bunlardan vakit geçecek halimiz yok. İşimiz var, gücümüz var. Hadi. Hadi güle güle. Zeynep, ben bu yalanı daha fazla dayanamayacağım Gali. Ben Yusuf'uma kaçacağım. Rıza'mıza benim umurumda değil. Ben öleceksem de sevdiğimin yanında ölmek istiyor. İkimiz de çok acı çekiyoruz. Eğer ki kaçmak sizi kurtaracaksa, kararın da kesinse, kaçın gidin buralardan. Başka yolu var mı be Zeynep? Yoksa bu Rıza manyağı ne Yusuf'u ne de beni rahat bırakmayacak. Kaçıp gitmekten başka bir çare gelmiyor benim aklıma. Kaçın gidin kız. Ben de olsam aynını yapardım. Madem kavuşacağınız, ne asıyorsun özel yüzünü? Güle bakan bir. Ha şöyle. Şimdi ben gidiyorum. Sakın benden habersiz kaçıvermeyin ha. Yok kız. Senden habersiz kaçar mıyım ben? Şimdi benim bu işi nasıl yapacağımı düşünmem lazım. İyi hadi ben gidiyorum madem. Hadi güle güle sana. İyi şeyle olmayacak, kötü şeyle olacak, kötü şeyle olacak. Bu köyün başına kötü şeyler gelecek. Kötü şeyler. Yok yok. Yusuf'umla kaçmaktan başka çaremiz yok. Nasıl olsa bundan sos yüzükleri dagıldıktan sonra gardiyanlık yapmayı da bırakırlar. Benim de bunu Yusuf'uma böylece bir mektupla deyivermem lazım. Nazlı! Nazlı! Evde misin kız?
Sen misin Meryem? Gel gel, buradayım. Neredesin? Gel. Dünden beri suya niye gelmedin? Nasıl gelem kız? Görmedi mi kapıda Rıza'nın adamlarını? Kızım. Sırt kesilene kadar beni dışarı salmayacaklarmış. Kızım. Kimmiş o? Meryem. Nene Meryem. A benim bahtsız kızım. Oturup kalktığın insanlara dikkat edin be. Seni zoru sokmasınlar he mi? Zaten başında bir deli var. Ne demek istedi kız nene? Bakma sen ona, konuşur o böyle. Sen hele şöyle geçiver bak. Neymiş o kız diyeceksin? Yaklaş hele. Ben Yusuf'la kaçmaya karar verdim. Yoksa bu Rıza manyağından başka türlü kurtulamayacağım. Adamlar dışarıda bekliyor. Nasıl becereceksin o işi? Söz yüzükleri takıldıktan sonra gece yarısı bu adamlar gidecekler. Ben de işte o zaman kaçacağım. İyi ya, Yusuf'a nasıl haber vereceksin? Sen bana yardım edeceksin. Ben şimdi gidip bir mektup yazıvereceğim. Gece yarısından sonra dere kenarında Direkli Köprü'nün orada beni beklemesini söyleyeceğim. Sen de bu mektubu Yusuf'a götüreceksin. Can arkadaşım olmasan vallahi he demezdim. Bekle, o zaman da birkaç satır karalayıp getiriverem. Tamam bekliyorum ben. Oh, Daran'a da geldi. Hadi bismillah. Al anam, başla. Oh. Bismillah. Hoş geldin mercimek yemekten, bıktıydın be ana. Bıkmışındır ya oğlum. Ananın tarhana çorbası. Bol bol yersin, bol bol pişiririm sana yavrum. Al hadi Meryem, bunu götür Yusuf'a. Tamam. Hemen götürüyorum. Hadi oyalanma, hadi ne olur. Oh, anan ellerini dert görmesin. Çok güzel olmuş çoban. Afiyet olsun oğlum. Senin çobanın nazlıma bile değişmem anam. Hadi yalancı, onun için yiyorsun Rıza'dan kaç kerdir sopayı değil mi? Ne yapayım ana? Bir sürü iti var kapısının önünde. Dalaşma demedim mi oğlum ben sana onlarla? Dalaşma onlarla. Nazlı Rıza'yı yer etmem ana. Rıza denen densiz Nazlı'mı zorla, şantaj dağlı koyma derdine düşmüş. Nazlı'mı alıp gideceğim bu aladan ana. Sizden de ayrılmak istemiyorum ama başka çare bırakmadılar bana. Buyur abi. Sağ ol bacım, sağ ol. Ne o, bizi bırakıp gideceğim mi yoksa? Üzülme bacım, ortalık sakinleşince döneceğim gene. Rıza! Rıza! Hayırdır Meryem bacı, ne bu telaş? Sana güzel bir haber getiriverdim. Neymiş kız o güzel haber? Seninki bu gece Yusuf'la kaçıyor, haberin var mı? Ne diyorsun kız sen? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu senin? Bu mektubu ona götürmemi isteyiverdi. Ver bakayım kız şu mektubu. Al. Dayı gitmesen olmaz mı? Ben seni çok özlerim sonra. Askerdeyken de özlemiştim. Oğlum, yakışıklım, Halim benim. En çok da seni özleyeceğim ben ya. Üzülme sen. Seher, abini fazla üzme kızım. Git bir bardak çay koyuver de abin içiversin. Hadi kızım. Yok yok ana, zahmet etme bacım. Ben kayfaya gidiyorum zaten. Arkadaşlarla orada içivereceğim. Oğlum bir bardak içiveydin be yavrum. Ana sonra akşam içeceğiz inşallah. Oldu o zaman, hadi. Vay vay vay. Bizim prenses gece yarısı köprü başında buluşup oradan da kaçıverecekmiş. Al bu mektubu sen Yusuf'a götür. Ne bana geldin ne de beni gördün. Daha da kimseye bir şey demeyesin Meryem bacı. Tamam. Hemen götürüyorum. Yusuf! Ne oldu Meryem bacı? Yusuf! Sana diyorum, duymuyor musun beni? Nazlı'nın mektubu var. Ne? Nazlı'dan mı dedin? Hı. Ver bakalım kız şu al mektubu. Al bakayım. Tamam Meryem bacı, sağ ol bakalım. Hı. Bakalım ne olacak? Şevket ağa! Şevket ağa! Rıza! Buyur muhtar amca. Kızım, Şevket ağa evde mi? Avluda muhtar amca. Ağır kapısının önünde çağırayım mı? Bir sesleni var kızım. Mühim bir mesele görüşeceğiz. Çağrı veren muhtar amca. Baba! Ağa baba! Baba! Gelin. Kızım ne oldu? Hayırdır? Muhtarla öğretmen gelmiş. Avlu kapısında seni bekliyorlar baba. Allah Allah yarabbim ya. Nedir acaba bu mühim bir şey? Böyle acaba ya?
Hayrola muhtar. Oo, öğretmen bey de gelmiş. Buyurun, geçin şöyle, buyurun. İçeride anlatıverirsiniz, buyurun. Gel bakayım. Muhtar, sizi benim kapmakadan getiren mevzu neymiş, deyiverin bakalım. Şevket ağa, şükür ki köyümüzün adı bugüne kadar kötü mevzuya karışmadı. Huzurla bugüne kadar geldik emme, birkaç gündür olanlar hepimizi üzdü. Dün gördük ki senin adamlar Yusuf'u perişan edivermişler. Dün askerden gelmeli bu mevzular nasıl böyle bu hale geldi biz de şaşırıverdik. Şevket bey, işin özünde yıllardır birbirini seven iki gencin arasına senin oğlan girivermiş. Gönülsüz, göcüksüz olan bu evlilikten kimseye hayır gelmez. Gelin bu inadınızdan vazgeçin Şevket ağa. Bu zavallı gençler de birbirlerine kavuşuversinler, olmaz mı? Şimdiye kadar siz konuştunuz, ben sesimi hiç çıkarmadan sizi dinleyiverdim. Şimdilik de siz beni iyi dinleyin. Ben Şevket ağaysam dükürdüğümü yalamam. Hem de bu işte zorlama morlama yok. Biz istedik, verdin üstem kızını. Başkaca da sizinden görüşeceğin, konuşacağın bir şey yok. Biz seni söz yüzü dakı vermeye çağırıyoruz. Senin geliş mevzuna bak. Hiç yakışık alıyorum ben muhtar. Selamun aleyküm Harun. Oo, aleyküm selam bey Yusuf'um. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyidir Allah'ıma şükürler olsun. Seni de pek neşeli gördüm Yusuf'um. Haberle iyi galiba. İyi Harun'um, iyi. Hem de çok iyi. Her şey düzelecek. Nazım'a kavuşacağım artık. Hayırlısı be Yusuf'um. İnan biz de seviniriz bu işe. Rızan olacak. Onu nasıl atlatabileceğiniz? Madem bu işin ortası yok, bize müsaade o zaman Şevket ağa. Yok muhtar, yok. Güle güle in. Kapıyı biniyoruz değil mi? Buluruz biz, buluruz. Şevket ağa sen zahmet etme. Dediğin kadar varmış be muhtar. Ne kadar aksi adammış bu Şevket ağa. Öğretmen, bizi boşuna muhtar yapmıyorlar. Biz bu köyde kimin ne insan olduğunu biliyoruz. He? Hayırlısı. Biz elimizden geleni yaptık. İş Allah'a kalmış. Laf aramızda Harun. Nazlım haber göndermiş direkli köprünün orada beklede. Nasipse oradan kaçacağız. Hadi inşallah. Bak oğlum, yardım vardım lazımsa ben yanındayım, unutma. Sen benim canım arkadaşımsın Yusuf. Kalacak yer falan lazımsa deybe de haber ediverim hemen. Yok Haruncuğum, ben hallederim, sağ ol. Nazlı, ben dururken Yusuf'u sana yar etmem. Yıllardır ben onu beklemişim. Yusuf benim olacak. Sana yar etmeyeceğim Yusuf'u. Bana müsaade. Ben kayfaya geçiyorum. Daha da görüşemezsek hakkını helal et, tamam mı Harun? Helal olsun Yusuf'um. Helal olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah yolunuzu da bahtınızı da açık etsin Yusuf'um. Sağ ol Harun. Amin inşallah. Güle güle Yusuf'um. Sağ olasın. Tövbe yarabbim ya. Seyit! Kahya! Seyit! Bir gel hele buraya. Buyurun. Sağlıkçı Mustafa'ya git. Akşama bizim sözü hallediversin. Emrin olur ağam. Nazlı. Kız. Nazlı. Nazlı kız. Nazlı. Ne oldu kız? Ne oldu? Bir bak hele. Ne oluyor kızla? Yok bir şey, yok bir şey. İşine bak sen. İyi madem. Süt verimi iyi herhalde bugün Ayşe kadın. Bakıyorum da bakırların ikisi birden dolduruvermişsin. Nazlı gelinim olacak ya, bizim inekle de coşuverdiler maşallah. Tabii canım tabii. Sen de o kadar fiyoncayı sen de yesen, sen de o kadar süt versin be kadın. Beni de ineğe benzediverdin ya, aşk olsun Şevket ağa. Ne o Ayşe hatun? Bozuluverdin herhalde. Görecekler şimdi. Ne işin var senin burada ya, görecekler şimdi. Selim'den öğrendi tütüne geldiğini. Dayanamadım, koşup geldim hemen. Çok özledim seni. Delisin sen. Deliyim kız, sağ deliyim. Güzel yüzüne deliyim, gözlerine deliyim kız. Mektubumu almadı mı yoksa? Aldım kız, almam mı? Her satırını okudum bile. İyi o zaman, görecekler şimdi. Hadi kalk kalk kalk. Hadi. Nazlı. Git şuradan. Ne oldu kız? Niye gelmiş Yusuf? Beni özlemiş deli. Kız bu çocuk sana sığırsam aşık. Hazırım, acıkmışsındır. Gel ekmek ye.
Sana neler getirdim ben? Hazar! Bak neler getirdim, neler! Hazalım! Sivrikaya hazalı vereceğim bana! Ha? Ver! Hazalı ver bana! Sivrikaya hazalı ver bana! Ver! Kolay gelsin kızlar. Sağ ol. Ne demiş geldin? Sefalar getirdin. Gel buyur. Yardım et. Hadi gel yardım et. Bize yardım et. Gel nene. Hadi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gel. Çabuk gel. Hadi gel. Tut bakalım. Kız Nazlı, senin bu akşam sözün yok muydu? Sibel, var mı kızın üstüne? Zaten sevdiğine vermiyorlar kızı, başkasına veriyorlar. Nazlı, kızım, istesen de istemesen de bu akşam sözüm var. Kalk hadi, geç kalacağız. Sana iş mi yaptıracağım bir de? Askerden yeni gelmişsin, iş mi yaptıracağız mi sana? Yaparız, ne var? Tavuk sesleri, horoz sesleri. Maşallah mis çok çalışıyor. Mis gibi kokusu ha var be. Hadi bismillah. Bu makas kesmiyor, bu ne? Direnecekmişim be oğlum. Mireyim gari. Nasıl, bilendi mi? Birden cilet gibi oluverdi nedense. Kesiyorum. Kestim. Hayırlı uğurlu olsun. Rıza delisine verecek Nazlı bulursanız yaparsınız düğünü. Niye öyle diyorsun kız Nazlı? Canı kıymayacaksın herhal. Yok Zeynep. Ben bu gece Yusuf'uma kaçacağım. Mektup yazdım. Gündüz Meryem'den de onu ulaştırmasını istedim. Meryem'den mi? Kız Nazlı, sana bir şey diyeceğim. Ben geçen de Meryem'i Rıza'nın yanından ayrılırken gördüm. Ne iş ola ki onun Rıza'yla? Kız ne işi olsun? Evde kaldı ya bizimki, herkese sarkıyor işte. Ona da mı asılıyor kız? Ah Zeynep, nerede? Asılsa da o deliye benim başımdan alıverse keşke. Oy oy. Kız Nazlı, sevdiğinden kaçıyorsun ne güzel. Canım arkadaşım. Kaçıyorum be Zeynep. Vallahi kavuşuyorum inşallah sonunda. Ey de Nazlı, nereye gideceğiniz? Ne yapacağınız? Zeynep, Yusuf'un beni nereye sürüklerse oraya giderim. Yeter ki onunla birlikte olayım. Ah benim canım arkadaşım. Kız ne yapıyorsun, halledeceksin beni. Göremeyeceğim kız seni bir daha. Ben gidiyorum gari. Kendine dikkat et, olur mu? Olur merak etme sen beni, hadi. Hadi sen görüşürüz. De kendine dikkat et. Zeynep. Heh. Dur kız, bir daha sarılam sana. Ah benim canım arkadaşım. Ah be Nazlı. Yeter bu kadar sulu gözlük, hadi. İyi bak kendine. Hayırdır Nazlım? Gecenin bu yarısı bir yolculuk nere ki? Bırak kolumu, canım acıtıyorsun. Ne yaparsan yap, seni sevmiyorum. Ben Yusuf'uma kavuşacağım. Kızım, senin kafan basmıyor mu hiç? Benim için sen yoksan senin için de Yusuf olmayacak. Bunu o kafana sok. Şimdi doğru evine. Bakalım Rüstem Ağam bu işe ne diyecek? Ya bırak! Yürü! Rüstem Ağam!
Hayırdır Rıza oğlum? Bu ne telaş gece yarısı? Orasını bilmem Rüstem ağam. Onu söz kesildiği gece evden kaçan kızına soruver. Bak arkama saklanıyor. Geç içeri. Bana kahveyi açacak yüz bırakmadın dışarıda. Düğüne kadar kızına sahip çıksa neye edersin Rüstem ağam? Yoksa her defasında böyle sokaklardan toplayıp getirmeyeyim. Kim o orada? Nazlı sen misin? Neden sessiz sessiz geliyorsun? Ya Yusuf efendi, başka birini mi bekliyordun yoksa? Başka birini bekliyordum lan. Biz de buradan geçiyorduk, uğrayalım dedik, fena mı ettik? Fena ettin ulan, fena ettin. Kara Ali, tutun şunu. Bırakın lan. Bırakın. Tamam açılın. Evet Yusuf efendi. Çok hırslısın. Azimlisin. Azmini takdir ediyorum ama Deli Rıza'ya sökmez bunlar. Sen kim Deli Rıza'ya dalaşmak kim? Ya Nazlı'nın peşini bırakacaksın ya da buraya kendine bir mezar hazırlayacaksın. Akıllı ol oğlum akıllı. Bak hala akıllanmadın. Hadi gidiyoruz. Şu kızın peşine ha Yusuf ha. Burası da Yusuf'un kayfa ha. Kolay gel Hasan. Baktıydım kayfayı topluyorsun. Yardım ediveren dedim. Kara Ali yardım ediveren şuna. Bir iyice toplayıverin bakayım. Recep Ağa'na deyive Hasan. O Yusuf'a çeki düzen versin. Yoksa bir daha bu kahveyi dağıtmam, başına yıkarım. Yerin. Kara Ali, dışarıdan da süsleyiverin bakalım şu kahveyi bir. Bitti mi Kara Ali? Hakikaten de yakışmış be. Hadi gidiyoruz. Soracağım ben onlara. O densizlere. Hayırdır Pala, geçmiş olsun. Kim yapar ki bu rezilliği böyle? Çok iyi olmuş çok. Pala çok iyi olmuş. Kim yapacak ki? Sana dünür olacak o densizlerin işi bu. Vermedin kızı onlara. Vermeseydin bu iş olmayacaktı Rüstem ağa. Üzülme üzülme. Nereden bileyim ki böyle olacağını? Çaresi bulunur elbet. Pala çok güzel olmuş bu. Çok güzel olmuş. Yürü. Zaten canım çok sıkkın. Baba, kim yaptı bunu baba? Söyle bana baba, kim yaptı bunu? Adi herifler, pislik herifler! Kim yaptı bunu baba? Söyle bana hesabını sorayım. Söyle bana baba. Adi herifler, pislik herifler! Pala geçmiş olsun. Ne bu hal böyle? Böyle dağıtmışlar, perişan etmişler kahveyi.
Bu köyün ipi sapı kalmamış gali. Kimin tavuğuna kış dedik be? Sıkma sen canını, ben bu işi soruştururum. Selim! Hop! Selim! Hop! Ooo Yusuf! Hoş geldin kardeşim. Selim, bana derhal ey bir düfek bu. Hayırdır Yusuf? Ne bu öfke? Seni gene kızdıracak bir şey mi yaptılar? Daha ne olsun ki Selim. Bana ettikleri yetmiyormuş gibi şimdi de gayfeyi perişan etmişler. Hemen tüfeği getir bana. Evden alsan bizimkiler delenecek yine Selim. Tamam tamam. Sen canını sıkma. Bizde iki tane tüfek var. Ben onları alır gelirim ama yalnız gitmek yok, tamam mı? Seni de yakmam Selim. Sen gelmiyorsun. Bu işi ben bitireceğim. Önce gidip o Rıza Aytin'e dersini vereceğim. Ardından da Nazlı'mı alıp gideceğim buralardan Selim. Müsaade etmedin ki. İki kurşun da ben sıkayım şu densizlerin üstüne. Tamam Selim, uzatma. Bekle. Git tüfeği getiriyorum tüfeği. Al. Dikkat et kendine. Sana Pala Recep'in gayfeyi dağıtmak neymiş göstereceğim Rıza Aytin'i. Yusuf. Sağ ol Selim. Hadi eyvallah. Dikkat et kendine. Yusuf. Yusuf. Abi, gel vazgeç bu işten. Anam babam perişan olacaklar. Dur bakalım lan adi herif. Dur Yusuf. Bir delilik etme sakın. Bir delilik etme şuraya. Yusuf. Geç şuraya. Geç. Yat orada. Adamların da yok lan Rıza. Ne yapacağız şimdi? Yusuf. Yusuf. Kalk ulan şimdi. Kalk. Gel. Yat. Doğrudur lan. Rahat dur Rıza, rahat dur. Yusuf, bunu yanına bırakmam Yusuf. Cehennemin yedi kat dibine de girsem bulup çıkartırım seni. Unut bizi artık Rıza, unut. Nazlı. Nazlı aç kapıyı Nazlı. Nazlı. Yusuf. Hadi. Dur. Yusuf dur. Konuşma gel hadi. Dur, nereye şişiyoruz? Yusuf. Anam bunlar yoksam kaçıyorlar mı? Kahya, Seyit. Buyur ağam. Kahya, Rıza tarlaya gideli epey bir zaman oldu, gelmedi. Adamlarını al git, onlarla bir bakın gelin. Emrin olur ağam. Hı. Kahya, çabuk çözün beni. Ne oldu Rıza ağam sana? Çözün çabuk, sor sormanın zamanı değil. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Siz bırakın beni Kahya. Tez gidip Nazlı'ya bakın evde miymiş. Yoksa Yusuf Fitri'nin peşine düşün. Sabaha kadar bulun onları. Tamam ağam. Yürü.
Rüstem Ağa! Rüstem Ağa! Rüstem Ağa! Rüstem Ağa! Ne var Seyit? Rüstem Ağa'nın evde yok. Nazlı bacım evde mi? Bir bakıver yenge. Ne oldu ki Seyit? Neye sordun? Sen bir bak yenge. Demin evdeydi ama ne zamandır görmeyeyim. Bakalım bir bakalım. Tamam yenge tamam. Biz ne olduğunu anladık. Hadi garali vakit geçirtmeden düşelim peşlerine. Hadi Nazlı. Dur ne olursun dur. Hadi dayan biraz daha dayan. Dursun ne olur dinlenelim biraz takatim kalmadı artık. Rıza adamlarıyla beraber peşimizde. Tamam. Biz yetişmeden gitmemiz lazım. Tamam gidelim. Hadi. Hadi dayan biraz. Garali, sen derenin öbür tarafına. Aksi Mehmet, sen de bu tarafa. Ben de ata binip araziyi kontrol edip geliyorum. Hadi. Yusuf'um ben çok yoruldum. Nazım ben şu kulübeye bir bakayım. Bu akşam burada kalalım Nazlı. Bizi burada kimse bulamaz değil mi Yusuf? Bulmaz Nazlı. Bulmasınlar bizi. Nazlı ama Mustafa içeride. Fındık bekliyorlar herhalde. Nazlım, sabah olsun da bu ulağdan gideceğiz. Meraklanma sen. Yiyecek bir şeyler de bulalım Yusuf. Ben çok acıktım. Bulurum ben sana bir tane. Su da bulacağım, yiyecek bir şeyler de bulacağım. Keşke her şey daha güzel olsaydı. Terle duvaklı gelin olarak çıkabilseydim evden. Ben de bunu çok isterdim Nazlım. Ama bize bu şansı tanımadılar. Olsun Yusuf, biz beraberiz ya. Bu da güzel. Öyle bir tanem. Adamlar bizi burada bulamazlar Yusuf değil mi? Bulamazlar Nazlı. Çok uzaklaştık köyden zaten. Burayı da bulduğumuza şükür zaten. Zaten onlar gelene kadar biz sabaha gitmiş oluruz. Yani öyle olur bir tane.
Of. Gel Nazlı. Gel sevdiğim. Yusuf ben çok acıktım. Of. Tamam Nazlı'm. Ben sana su da getireceğim. Yiyecek bir şeyler de getireceğim. Çeşmeye gideyim. Yusuf dayanacak gücüm kalmadı artık. Tamam bir tanem. Sen burada bekle. Nazlım. Bir tane. Nazlım, bir tane. Ben sana su ve yiyecek bulmaya gidiyorum. Geç kalma Yusuf'um ne olur. Tamam Nazlım. Dayanamayacağım yoksa. Sen de burada fazla oyalanma, içeri gir. Gören olmasın. Tamam. Dikkat et kendine Yusuf. Tamam Nazlım. İnşallah bir şey olmamıştır Allah'ım. Sen Yusuf'umu koru ya Rabbim. Of. Dayanacak gücüm kalmadı. Nerede kaldı? Hey Yusuf Bey. Çekirge bir sıçra, iki sıçra. Üçüncü de üstüne basıver ile. Senin adından vazgeçmedin ya. Kendi ecelini hazırladın. Ben sevdam için ecelime razıyım. Ya sen? Sen bilir misin sevdayı? Sen sevdan için ölür müsün? Benim sevdayla mevdayla işim olmaz Yusuf Efendi. Ben bir şey isterim ve alırım. Nazlı'yı da istedim, benim olacak. Şimdi deyiver bakalım Nazlı nerede? Sana ne lan? Sana ne sevdamızdan? Yusuf? Yusuf! Gündüzlü yokuşunda al yazması başına. Yusuf! Gündüzlü yokuşunda baydalar Yusuf'a al yazması başına. Yusuf'um aklıydım var o çeşmenin başında. Yusuf'um aklıydım var o çeşmenin başında. Yusuf! Garali, Yusuf'u ben vurdum. Çeşme başında boğuşurken oldu. Vurmayacaktım ama tüfek patlayıverdi birden. Ben de anlamadım. He, çok sorun olursa da Yusuf kendini vurmuş. Çok tamam, da sıkıntı Rıza. Olursa Karali, Yusuf'u sen vurdun. Tamam Rıza, bunları hadi düşünme, Karali. Hallederiz. Görem seni. Tamam. Aksi Mehmet! Aksi Mehmet! Geliyorum Karali!
Nazlı bacı. Nazlı bacı. Kendine gel. Nazlı bacı. Kaldıralım götürelim bunu. Çıkaralım. Götürelim Mehmet ağa. Götürelim hadi. Rüstem'a! 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 Ne var Karali? Kızım? Nazlı kızım. Karali. Neredeymiş kızım? Kezban! Kezban! Bak hele. Karali kızım neredeymiş? Yavrum! Kızım! Yusuf'la kaçmamış mı bunlar Karali? Nerede yavrum buldun kızımı? Yavrum! Rüstem'a! Nazlı bacıyı gördün. Arazide perişan vaziyette bulduk, baygındı. Yusuf da kendini çeşme başında vurmuş. Ölü bulduk orada. Eyvah deme be Karali. Allah'ım ya Rabbim. Başımıza gelene bak ya Rabbi. Nazlı bacımız ey göz kulak ol. Bize müsaade. Benim. Ay yavrum. Gelin ağlar gibi yavrum. Oy ya. Değerli cemaat, malumunuz. Yusuf kardeşimiz şu anda ahirete irtihal etti. Cenab-ı Hak tahsiratlarını affeylesin. Keyif ehli iman ve İslam erbahları için ve bir cümle geçmişlerimizin ruhları için, ahirete irtihal eden merhumun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Ay Yusuf'um. Afiyete geldin Yusuf'um. Bugün nasıl ben seni toprağa koyan yavrum. Anan yansın kıyametin sakinine kadar yavrum. Anan yansın yavrum. Yavrum benim Yusuf'um. Abi gitme ne olur abi. Yusuf'um. Beni bırakıp gitme. Karali, bu olay biraz bizim çocukla sizin işinize benziyor. Öyleyse bile bu işin suyu çıkmadan temizleyin bu işi. Bu saatten sonra beni mahpus kapıdan da gezdirtmeyin. Tamam ağam, sen meraklanma. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dur, dayamadan gittin oğlum. Dinlemedin beni oğlum. Sabırlı ol. Allah rahmet eylesin. Takdir ilahi. Sabırlı olun. Sakin ol. Sabırlı ol. Başınız sağ olsun. Gel. Sakin ol. Takdir ilahi. Kim o? Aç kapıyı Şevket ağa, jandarma. Hayırdır komutan? Rıza evde mi Şevket ağa? Darlığa kadar gönderiverdiydim komutan. Hayırdır, bir şey mi var? Rıza'nın ifadesini almam gerekiyor Şevket ağa. Rıza'nın ne suçu olabilir ki? Yusuf'un ölümüyle ilgili ifadesini almam gerekiyor. Gelmesi onun menfaatine olur. Yoksa alıkoymak zorunda kalacağım. Tamam tamam komutan, meraklanma sen. Geldiğinde tezden gönderirim ben onu. Peki Şevket ağa, şimdilik kal sağlıcakla. Bizden söylemesi. Eyvallah. Hadi. Eyvallah. Allah Allah ya. Rıza, hayırdır oğlum? Jandarma sordu seni. Bir alt karıştırmadın değil mi lan? Yok baba. Ne altı karıştıran ben? Bilmiyorum niye çağırdılar. Git o zaman karakola ifadeni ver. Komutana ben Rıza'yı tez oraya gönderirim dedim. Tamam baba. Ben gider veririm ya ifademi.
Dur bakayım başımıza bir işler açma. Ay yavrum benim. Ah benim Yusuf'um. Gözlerin kör olsun seni böyle yapanları yavrum. Recep'a başın sağ olsun. Alem benim yakışıklım, sağ ol. Daha yengen değilim, ben mi olacağım inşallah? Sen benim kalbimde yengemsin. Nazlı. Nazlım yavrum. Gitti Yusuf'um benim. Böyle mi olacak? Toprağını belleyeceğim ben. Geleceğim Yusuf. Geleceğim. Ben de yanına geleceğim. Durmayacağım Yusuf, burada. Geleceğim yanına ben de. Rıza, düğünün de güzel oldu be. Güzel oldu da yoruluverdik. Bu Ağustos'un sıcağında da hiç çekilmeye. Emme de terlediverdi. Am, unuttun herhalde. Bu gece senin damat hamamın var ya. O latağı bir adım yerde. Yıkanı, paklanı, yavuklunun karşısına mis gibi çıkıverirsin. Doğru söylersin be Kahya. Affet Nazım beni. Affet beni. Ah be Nazlım. Böyle mi olacaktın Nazlı? Yusuf için kurduğun hayallerle başkasına yar mı olacaktın? Ah benim kadersiz arkadaşım. Yusuf? Geliyorum Yusuf. Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Hadi. Geliyorum.
Hayırlı olsun abi, evleniyormuşsun. Hadi damat, iyisin. Hadi bakayım. Hadi, saatler olsun. Rahatlayıverdim ya. Rahatladın mı? Ellerine sağlık. İyi, iyi. Nazlı? Nazlı! Ah! Nazlı! Heh, Garali, Aksi Mehmet. Nazlı evden kaçmış. Tez onu bulmamız lazım. Hazırlanıp köy meydanında bekleyin. Tamam, Cahya Seyit'e de haber edin, o da gelsin. Bekleriz seni. Hemen Cahya'yı gelsin. Alıp geliriz. Hemen gelsin. Tamam, merak etme. Yusuf! 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 Yusuf'um, geliyorum sana. Hadi. Geliyorum. Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Bekle beni. Bekle beni. Geliyorum sana. Geliyorum Yusuf'um. Geliyorum Yusuf'um. Geliyorum Yusuf'um. Bekle beni. Hazal, sana fistan getirdim. Üşüme, giy bunları. Giy bunları. Ana, Hazal'ı gördüm. Hazal'ı gördüm. Sivrikaya Hazal'ı gördüm. Sivrikaya Hazal'ı verdi bana. Bunlar Deli Aşık'ın çaputları. Aksi Mehmet. Bu karanlıkta buralara gelmek ya. Bayağı marifet değil mi? Doğru. Ama yorulduk çok be geze geze be. Garali. Jandarma da düşmüştür peşimize artık. Allah vere de düğüne kadar bir aksilik çıkmaya. Oldu da jandarma geldi. Yusuf'u sen vurdun. Yusuf'u ben vurdum. Benim adım Garali. Ben bu işe tamam dediysem tamam. Sizin bu işten yana tasarruz olmasın. Yalnız siz de sağda solda böyle lambur lumbur laf yapmayın. Sonra acımam bak ha. Yusuf gibi siz de gidersiniz. Garali. Nazlı'yı bulmamız lazım Garali. Doğru söylersin. Bulmamız burada lazım. Burada boş boş oturmak canımı sıkıyor Garali. Evet. Sabah olsa da yola koyulsak. Thank you.
Nazlı! 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 Bunca günahın içine bunun için mi girdim Nazlı? Nazlı! Ben de yaşayamam artık Nazlı. Nasıl kıydım size? Nasıl kıydım? Böyle mi olacaktı? Ben nasıl yaşarım bundan sonra? Nasıl yaşarım? Nasıl yaşarım? Nazlı! Thank you.